gerekeni yapacağız. Eyvallah, biz de gerekeni yapacağız. Sizden de gerekeni yapacağız. Eksiğimiz varsa da onları da tamamlayacağız. AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ya silme elini lan, ne olacak tut elimizi ya, Allah Allah, ne olacak ya? AK Parti Kahramanmaraş 7. sıra milletvekili adayı Türk İslam Karakoç, ilk olarak Dulkadiroğlu seçim ofisi ve yeni sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti. Yoğun inşallah, bir sıkıntı yok. Varsa çözelim. Biz çözüm bakanıyız. Bize söyleyeceğim, biz halledeceğiz. İnşallah. Biz vatandaş için varız. Vallahi billahi, biz öylesine laf olsun diye konuşmayız ha. Karakoç'a AK Parti teşkilat üyeleri eşlik etti. Oyun kime? AK Parti'ye. Cumhurbaşkanlığına, evet. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a mı? Evet. Genel seçimlerde AK Parti'ye mi? Evet. Eyvallah, Allah hayırlı etsin. Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaşan Karakoç yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Seçim çalışmalarımız kapsamında bugün Kahramanmaraş sanayisindeyiz. Dün Elbistan'daydık, ondan önceki gün Nurhak'ta, ondan önceki gün Ekinözü'nde. Son hız çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi esnafımız da çok şükür hepsi AK Partili. AK Parti'ye olan teveccühlerini gösteriyorlar. Biliyorlar ki en küçük sıkıntılarının bile çaresi, çözümü AK Parti'de. Biz çözümlerin adresiyiz. Gittiğimiz zaman bir problem olduğunda Büyükşehir Belediye Başkanımızı arıyoruz. Bir sıkıntı olduğunda müsteşarımızı arıyoruz. Genel müdürümüzü arıyoruz. Anında problemlere çözüm oluyoruz. İnşallah bundan sonra vekil olduğumuzda da bu sanayi esnafını yalnız bırakmayacağız. Geleceğiz, devamlı halını hatırını soracağız. Problemleri varsa çözeceğiz. Yaralarına merhem olacağız. Onların sıkıntılarına çare olacağız. Onların akıllarında olan bazı problemler, sıkıntılar varsa onları da bir kenara yazıyoruz. Kenara yazmakla kalmıyoruz. Telefonlarını da alıyoruz. Kendi telefonlarımızı da onlara veriyoruz. Devamlı irtibat halinde oluyoruz. Yani bir kenara köşeye yazıp bunları bırakmıyoruz. Bunları ilgililere de iletiyoruz. İnşallah vekil olduktan sonra da bu işlerin çözüm adresi de bizler olacağız. Aksu Deresi ile ilgili problemler var. İnşallah onu halledeceğiz. Orada balık tutulacak, tekrar sıkıntılar çözülecek. Kredi alamayan esnaflarla ilgili problemler var. İnşallah bunların sicil affını getireceğiz. Sigortayla ilgili, Bağkur'la ilgili bazı problemler var. İnşallah AK Parti bunlara da çözüm olacak. Ellerinden tutacak. Çünkü şu an itibariyle AK Parti tek başına iktidardır. Bundan sonra da inşallah tek başına iktidar olacaktır. Oyumuz AK Parti'ye, oyumuz Cumhurbaşkanımıza, oyumuz ampulün altına. Allah hayırlı uğurlu etsin.